Antidepresanlara bir defa kesinlikle kafamıza göre başlamamalıyız. Antidepresanlar ciddi ilaçlar. Bu ciddiyeti ben genelde hastalarıma şöyle anlatıyorum. Yani bunlar neticede midenizden gelip beyninize gidiyor ve beyninizde bir şeyleri değiştirerek etki ediyor. Öyle mahalle komşunuzdan alıp kullanacak kadar sıradan ve kolay ilaçlar değiller. Dolayısıyla antidepresan başlarken mutlaka bir doktorla hüküm almak lazım. Ayrıca antidepresanların şöyle bir özelliği de var. Hafif depresyonlarda antidepresan tedavilerin artık etkili olmadığını biliyoruz. Birçok da tevatür var zaten. Hani ilaçlar aslında etkili değil, kuvvetli değil, işe yaramıyor gibi. Evet, çünkü sıkıntıyı düzeltmiyor antidepresanlar. Yani benim bir sıkıntım var, ilaç kullanmam lazım, bir şeye üzüldüm, sevgilimden ayrıldım gibi durumlarda etkili değil. Antidepresanlar gerçekten depresyon hastalığı varsa etki eden ilaçlar. Dolayısıyla her önümüze gelen sıkıntıda antidepresan da kullanmamalıyız ve bir psikiyatra danışarak gerçekten ihtiyaç varsa ilaca başlamalıyız. Antidepresan başlarken bunun tabii incelikleri var. Her ilacın kendi dozu var. Çünkü etkili doz ve etkili süre dediğimiz sihirli bir cümlemiz var bizim. Etkili doz ve etkili sürede kullanmadığımızda ilaçların etkisini alamıyoruz. Etkili doz işte o hastalığın durumuna göre doktorun belirleyeceği bir doz. Çünkü etkili dozun altında kaldığımızda sonuç alınmıyor. Etkili sürede hastalığın belirtilerinin en az %50 azalması için 2-3 hafta süre geçmesi gerekiyor. 2-3 hafta sürede belli bir etkinlik alamazsak dozu arttırmak veya kombinasyonlara geçmek suretiyle depresyonla mücadele etmeye veya psikoterapi sürecini hızlandırmaya çalışıyoruz. Antidepresan tedaviler evrensel standart olarak en az 6 ay kullanılıyorlar. Çünkü yapılan araştırmalara göre 6 aydan daha az süre kullanıldığında, tedavi kendiliğinden bırakıldığında nüks oranları %50'den daha fazla. Dolayısıyla 6 aydan önce bırakmayı önermiyoruz. Bazen 4-5 ay kullandığımız durumlarda oluyor ama bunun ortalamasına 6 ay diyebiliriz. İlaca başlarken nasıl hekiminiz size ilacı peyderpey bir doz içerisinde arttırıyor ve etkili doza 1 hafta 10 gün içerisinde çıkıyorsa, ilacı keserken de onun belli bir süresi var. Çünkü bazı ilaçlar ilacı bırakmak hani zor diye bir şey de var. Halk arasında yaygın bir inanış da var. Aniden bırakıldığında yan etkiler yapabiliyorlar. Serotonin çekilme sendromu dediğimiz bir sıkıntı hali, huzursuzluk, uykusuzluk, baş dönmesi gibi. Dolayısıyla ilacı da aniden kesmemek ve doktorunuzun size uygun gördüğü süre içerisinde ve onun azaltma periyoduna uyarak ilacı kesmek lazım. Yani özet olarak ne kendi kafamıza göre başlamalıyız ne de kendi kafamıza göre bırakmalıyız.